Evet dostlarım, ikinci kampingde sevgili Berkay ile beraberiz kardeşim. Hoş geldin hoş, abi. Sen de hoş. Valla nasıl mutlu ettin beni ya. Uyuyordum yataktan uyandırdın beni. Aslında dostlar kahvemizi içtik biz. Ben sabahleyin geldim sevgili Berkay'ın yanına. Hoş geldin. Harika bir yerde şöyle arkamızda görüyorsunuz manzaramızı. İkinci koyunun içerisindeyiz. Evet doğru. Eviz. Ben Berkay'ın karavanını zaten Tantil 34 zaten çekti değil mi? Tabii birkaç kez muhabbetleri evet. Var. Evet. Ben de size benim kanalımda olsun diye çok güzel bir Zafer abinin imalatı, Elen karavanın imalatı. Doğru. 13 metreküp. Güzel. 83 bin kilometrede. Satıyor mu? Hayırdır? Yok satılık değil. Şimdi döndürüyorum. Hem de Berkay'dan dinleyeceğiz. Valla aracı işte kaç? 3. yılına giriyor. 2013 model. Kilometresi çok düşük olduğu için biraz o kilometresi var. Yoksa satılık değil. O yüzden satılık değil. Evet. Zaten. Valla işte aracımda yaşıyorum gene. Döndüm. Uzun bir ara vermiştim. İş hayatına geri dönmüştüm. İçeri doğru geçelim. Tamam, çünkü rüzgar var. Şimdi haşır uşur. Rahatsız olmayalım. Evet dostlarım. Şöyle döndüm. Evet. Valla aracımda çok fazla bir değişiklik yapmadım. Üretimden çıktığı günden itibaren aynı haliyle kullanıyorum. Sadece şu dahil oldu hayatıma. Çok hoşuma gitmişti. Aa, süper. Yani ustalarım o kadar çok emek gösterdiler. Kıyamıyorum bir yere bir şey yapmaya ama bu çok hoşuma gittiği için buraya koydum. Dostlar alışık olmadığımız bir dizayn var aslında Berkay'ın karavanında. Arka tarafta hem böyle aslında yatak düzenini bozmadan İngiliz yatak gibi sağlı sollu kalabiliyoruz değil mi? Doğru tabii aynen öyle. Harika. Yani burada 2 metreye 1.85 tek parça bir king size yatak çıkıyor. Burada mutfak kısmı. Aynen. Yani ev yemeği biraz harika. Büyük tercih etmiştim. Burada duş tuvalet kısmı. Dış duş var. Burada tuvalet olarak kullanıyorum. Tuvalet olarak. Aynen sadece tuvalet olarak kullanıyorum. Duş olarak sistem yok mu içinde? Yok sistem yok. Aa, ben onu bilmiyordum olarak. Bak. Bu kapı açıldığı zaman şuraya geliyor bir paravan görevi görüyor. Hı-hı. Aslında. Dolayısıyla çok daha ferah kalıyor içerisinde. Harika. Burada yine küçük bir geçiş alanı var. Koltuklar aynen. İçeri dönmesinin bir manası yok. Gerek yok. Sebebi zaten görüyorsunuz şu alanda karşılıklı oturma sistemi var. 6 kişi sohbet ederiz burada. Tabii burada aksi 6 kişi yemek yendi. Ya değil mi? Tabii. Arka kapılar açıldığı zaman da nefis bir manzara var. Zaten manzaraya çekmiş. Harika. Aynen öyle. Güzel. Aslında sistem olarak, teknik olarak da bir eksiği yok yani. İthal camlar görüyoruz. İthal hackler görüyoruz. Spotlar bunları siyah buldun mu sen? Bak yok çevrelerini boyadık. Boyadık değil mi? Tabii boyadık. Aynen. Yapmıştım. Hatta aynen. Şöyle şunu da gösterir isterseniz Nezih abi. İçine. Buraya ben reklamcıdan bir şey koydum. Malzeme ekledim. Bu şu anda amber rengi. Sarı ışık yapıyor. Süper. Burada gene yönetim paneli, tanklar vesaireler şunlar bunlar. Harika olmuş ya. Çok iç açıcı. Ben bunu ilk gördüğümde bu karavanı da demiştim ya gelin karavanı gibi böyle pembeyaz hakikaten öyle ama. Evet. Tantil 34'ün kanalını da zaten söylüyorlar yani bu adam çok titiz bir adam. Evet, o yüzden karavanı böyle jilet gibidir herhalde. İşte araba o yüzden karavan gelin gibi kaldı ama gelin bulamadık o yüzden. olsun böyle de iyi. Ben bakın ya nasip abi. Evet nasip ayrı. Gelin bile atabilmiş. Koçasının evine giderken ya nasip demiş. Evet, şahane bir ortamda. Ya ben kaçtım. Sağ ol var. Kahve için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Böyle ayaküstü bir sohbet oldu. Aynen. Zaten bekliyorum yukarıya. Berkay'la dostluğumuz zaten uzun zamanlara dayanıyor bizim. Eksik ol varsa. Bu bölgeye de gelince yanına gelmeden olmaz. Evet dostlarım. Çok güzel bir 13 metreküp gördük. Bu konsept 11 metreküpte de olur. Olur. Yapalım. Olur. Daha böyle araba konseptinde, araba kıvamında çünkü aks aralıkları vesaire 11 metreküp daha da 13 metreküple daha ferah çok güzel. Burada mutfak sistemini vesairesini görüyorsunuz. Arabanın içerisinde en önemlisi şöyle yan gitmeye gerek kalmadan geniş tekrar döndüreyim yapalım. Görüyorsunuz hikayeyi. Müthiş bir genişlik var, ferahlık var. Dolayısıyla zaten Berkay da bu karavanda tam zamanlı yaşamaya başladı. Evet. Beyaz yaka istifanı verdin. İstifayı verdim evet. Yollara çıktım. En az bir sene. Bir sene gezi olacağım en az. Hadi bakalım. Aynen. Takip edin dostlar. Sevgiler. Instagram adresin beta one life. Beta one nokta life. Noktasını unuttum ben. Ha. Zaten beta one life deseniz de çıkıyor zaten. Aynen. Beta nokta life. Takip edin keyifli. Çok sağ olun. Görüşürüz izlediğiniz için teşekkürler. Selamlar saygılar.